fırçalarla arkadaş bitkiler. Dünyanın en çalışkan böcekleri kimlerdir biliyor musunuz? Tabii ki karıncalar. Karıncalar yorulmak bilmeyen en çalışkan böceklerdir. Bazı bitkiler karıncaların bu çalışkanlığından faydalanırlar, tohumlarını onlara taşıtırlar. Bu iş için karıncalara özel bir ücret sunarlar. Tohumlarının ucuna karıncaların çok sevdikleri bir besin yerleştirirler. Eğer tohumlar açık havada kalırlarsa, kuşlar veya başka canlılar onları yerler. Hayatta kalabilmeleri ve büyüyebilmeleri için bir an önce toprağın altına girmeleri gerekir. Karıncalar iş başında. Karıncalar bitkinin tohumlarını toprağın altına, yuvalarının içine götürürler. Tohumun ucuna kendileri için yerleştirilmiş özel besini yer ve tohumun kendisiyle ilgilenmezler. Böylece tohum toprağın altında güvenle büyüyebileceği bir yer bulmuş olur. Meyve ağaçları da benzer bir yönteme başvururlar. İnsanları ve hayvanları tohumlarını taşımaları için kullanırlar. Tohum olgunlaştığında tohumu çevreleyen etli meyve renk değiştirir. Lezzetli ve şekerli bir hale gelir. Böylece insanların ve hayvanların kendilerini koparmaları için adeta reklam yaparlar. Kuşlar da bu görüntüye dayanamaz ve bu meyvelerden bol bol yerler. Şimdi burada tekrar düşünelim. Ağaçlar toprağı, suyu, güneşi kullanarak bize lezzetli meyveler üretirler. Adeta insanların veya hayvanların neye ihtiyaçları olduğunu bilirmişçesine onlar için yararlı besinler hazırlarlar. Üstelik bu besinleri öyle bir tasarımla üretirler ki tohumlarının bu sayede çevreye yayılmasını sağlarlar. Unutmayın arkadaşlar, ağaçlar odun, kök ve yapraktan oluşur. Düşünme ve akletme yetenekleri yoktur. Ama hem bizim için hem hayvanlar için besleyici, hatta bir o kadar da lezzetli gıdalar hazırlarlar. Ağaçların bu şekilde meyveler hazırlamasını sağlayan, bizi ve her şeyi yaratmış olan Yüce Allah'tır. Bu konu hakkında Allah Kur'an'da şöyle buyurur. Allah gökten su indirendir. Bununla her şeyin bitkisini bitirdik, ondan bir yeşillik çıkardık. Ondan birbiri üstüne bindirilmiş taneler türetiyoruz. Ve hurma ağacının tomurcuğundan da yere sarkmış salkımlar, birbirine benzeyen ve benzemeyen üzümlerden, zeytinden ve nardan bahçeler kılıyoruz. Meyvesine, ürün verdiğinde ve olgunluğa eriştiğinde bir bakıverin. Şüphesiz inanacak bir topluluk için bunda gerçekten deliller vardır.
Sonuç. Arkadaşlar, bu filmde çoğu insanın belki de hiç farkında olmadığı bir mucizeyi, tohumları ve polenleri inceledik. Böceklere yol gösteren çiçekleri, çiçeklere göre özel tasarlanmış böcekleri, arılara parfüm sunan orkideleri, bir mühendis gibi paraşüt kullanan tohumları, suda binlerce kilometre yol alabilen dayanıklı tohumları, bitkilerin tohumlarını diğer canlılara taşıtmak için kullandıkları ilginç yöntemleri izledik. Gördük ki bitkilerin sahip olduğu bu sistemlerin hepsi tesadüfen oluşamayacak kadar mükemmeldir. Tüm bunları planlayan, düzenleyen, bitkinin yaratılışını ve ihtiyaçlarını bilen, diğer canlıları onun yardımına veren üstün aklın sahibi Yüce Allah'tır. Bu konu hakkında Allah Kur'an'da şöyle buyurur: taneyi ve çekirdeği yaran şüphesiz Allah'tır. O diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. İşte Allah budur.